Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Osmanlı Gören'le beraber her cuma olduğu gibi bu haftada girişimcilik web yayınıyla karşınızdayız. TV programından çıktık efendim. Koştur koştur buraya geldik. Neden? Daha interaktif bir yayın yapmak için, sorularınızı görmek için, eleştirilerinizi, mesajlarınızı okumak için bu haftada karşınızdayız. Hem burada Facebook üzerinden, Periskop üzerinden, Twitter üzerinden yorumlarınızı gönderebilirsiniz ve live olarak buradan da katılabilirsiniz programımıza. Oğuzhan merhaba. Merhabalar Güzel. Neler konuşacağız bu hafta? Bugün, hemen sözü vereyim sana. Bugün aslında böyle az önceki yayınımızla da böyle bir alakalı konu seçmek istedim. Yayında da aslında az önce bahsettik. İzleyenler bilirler. Olcay Fazla Gıda'nın kurucusu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bahsetti. Birleşmiş Milletler'in ve girişimi kurmasında bunun vesile olduğunu söyledi aslında. 2015 yılında Cenevre'de gittiği bir konferansta Birleşmiş Milletler'in 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bahsetti. Ve bu hedefler arasında işte yoksulluğun giderilmesi, ondan sonra insanlara doğrudan aslında gıdaya erişim gibi böyle konular var ve sürdürülebilir çevre konuları söz konusu ve fikrinin buradan yola çıktığını söyledi. Şimdi bugün de aslında bir bu kalkınma hedeflerinden aslında bir bahsediyor olacağız ve buradan yola çıkarak da gene aslında Birleşmiş Milletler'in Dünya Bankası'nın ortaya koyduğu bir kapsayıcı iş modeli, kapsayıcı işletmecilik kavramından bahsedeceğiz. Bu daha önce aslında bahsettiğimiz sosyal girişim ve işte vicdanlı kapitalizm, toplumsal ekonomi, toplumsal pazarlama modelleriyle de aslında uyumlu bir model. Bugün de bununla ilgili iş modelleri olacak yayınımızda. Şimdi bir kere izninle önce bir şunu söyleyeyim. Petkim konuşmuyoruz, Türk Lirası konuşmuyoruz, piyasaya konuşmuyoruz efendim bu kuşakta. Piyasayla ilgili sorularınız varsa, bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız şu an çarpıya basıyorsunuz ve bu Periskop yayınından çıkıyorsunuz. Mesajlarınızı göndermiyorsunuz çünkü okumayacağız. Girişimcilik üzerine konuşuyoruz, evet. Türkiye'deki ve bugün kapsayıcı iş modellerini konuşacağız. Öbür piyasa yorumları için saat 4'ü bekleyin. İlk grafikte başlayalım istersen. Evet, şimdi bahsettiğimiz sürdürülebilir kalkınma hedefleri bunlar. Aslında yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, eğitim, cinsiyet eşitliği gibi, iklim, çevre konuları gibi aslında 2030 yılına kadar Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu böyle bir sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Şimdi bunlar aslında günümüzde inovasyonu yeniden tanımladığımız konu başlıkları. Hani hatırlıyor musun önceki yayınlarda şey demiştik. İnovasyon dediğimiz şey sadece firmanın çok satması için gerekli bir araç olamaz. Bundan sonra markaların toplumsal bir pazarlama bakış açısına sahip olması lazım. Döngüsel ekonomi bakışına sahip olması lazım. Para kazanmak tek başına amaç olamaz demiştik. Amaç olmamalı. Bu da bunun bir göstergesi aslında. Bu da sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili birçok aslında 17 tane burada madde var. Bir yandan da izleyiciler diyor ki Oğuzhan, genç işsizlik çok fazla. Bir şekilde bu iş modelleri de genç işsizlik için bir çare olabilir mi diye kesinlikle soranlar da var. Evet, kesinlikle. Zaten kapsayıcı iş modeli dediğimiz şey de burada devreye giriyor aslında. Şimdi kapsayıcı iş modelleri dediğimizde bir sonraki tabloyu, evet, piramit ekranı alalım. Evet, o şimdi bu gördüğümüz piramit aslında bir dünya veya kapsayıcı işletmecilikten bahsedelim. Kapsayıcı işletmecilik senin soruna bir cevap aslında. Evet. Diyor ki bir şirketin yoksulluk sınırındaki insanları müşteri, tedarikçi ya da çalışan olarak kendi değer zincirine dahil etmesidir. Şirketler kapsayıcı iş modellerini benimseyerek kalkınmaya destek verebilirler. Yani şu demek. Ülkenin kalkınmasına destek vermek için ne yapıyorlar? Aslında şöyle oluyor. Ya firmalar bunları normalde aslında bu hizmetleri almaya gücü yetmeyecek olan kişileri birincisi tüketici olarak tüketici yapabiliyorlar. İkincisi tedarikçi yapabiliyorlar. Üçüncüsü de çalışan olarak kendi değer zincirlerine dahil edebiliyorlar aslında. Bunun için de bu insanları teşvik eden, güç veren iş modellerinden bahsediyoruz. Şimdi örneklerinden biraz daha bahsedeceğiz ama mesela şimdi aklıma gelmişken daha önce programımıza konuk ettiğimiz Çaput örneği Çaput vardı. Çaput örneği, doğru. Mesela Yasin'in şöyle bir girişimi vardı üniversite öğrencisiyken. Burayı lütfen sesini açıp, televizyon değil bu, sesi açabilir ama iPad'inizin, telefonunuzun sesini açabilirsiniz. Burası gerçekten çok önemli. Yani bir kapsayıcı iş modeli ve kimleri bu işe dahil edebiliriz diye. Yasin Çaput örneği. Evet. Mesela Balıkesir'deki bu köy, bizim Anadolu kültüründe vardır aslında böyle halı kimlik kilim dokumacılığı vardır. Böyle eski kıyafetleri alıp halı kilim dokuması haline getiren aslında bir uygulama. Ama burada farklı yaptığı nokta ne? Şimdi bu teyzeler kendi kendilerine bunu yapıyorlardı ama bu bir fakirlik sembolü. Balıkesir'in İnsan, köyündeydi değil mi aynen teyzeler? Aynen öyle. Balıkesir'in bir köyünde. Ama Anadolu'da başka yerlerde de var aslında bu köyler. Şimdi bu teyzeler
aslında normalde çok fazla para kazanma imkanına sahip değilken Yasin bu girişimiyle aslında bu teyzelerin ekonomik olarak gelir elde etmesini sağladı. Çok tatlı, orada bir Faize teyze vardı aslında, hatta evet. Videoda şey diyor, ben diyor bu kilimleri dokuyorum, Yasin götürüyor satıyor, ben de buradan para kazanıyorum. Para kazanıyor. Kiramı ödüyorum diyor. Doğru, köydeki teyzeyi de bu kapsayıcı iş modeli değil mi? Kesinlikle. İçine dahil ediyorsunuz. Yönetmenimiz de daha karışmış, aslında overlock makinesi ayağınıza geldi. Aslında bu da bir nevi kapsayıcı iş modeli. Kesinlikle öyle. Yani normalde ekonomiye dahil olması mümkün olmayan veya zor olan kesimleri ekonomiye dahil etmek bir kapsayıcı iş modelidir aslında. Şimdi burada bu anlamda dünya nüfusuna baktığımızda, dünya nüfusu 7 milyar, 8 milyar bir dünyanın nüfusu olduğunu varsaydığımızda aslında buna şey deniyor, piramidin altına odaklanmak. Bakalım. Şimdi piramidin altı dediğimiz aslında dünyadaki düşük gelir grubu dediğimiz 4 milyardan doğru. fazla insana hitap ediyor. Türkiye'de yani, bu yani Türkiye gibi gelişen ülkelerde biraz daha fazla. Evet, yani nüfusun büyük bir çoğunluğu genelde bu ve bu bölümde. Evet. Yani Türkiye'de tabii olan. Şöyle oldu. Şimdi Türkiye'de aslında gelir düzeyi 90'lı yıllarda 3000 dolarlardan şimdi 10.000 dolarlar seviyesine çıktı ve orta gelir tuzağı dediğimiz aslında evet, şu anda orta gelir seviyesi. Yani şu orta gelir biraz daha büyüdü. İşte Özal'la başlayan orta direkt orta gelir. Burada kaldı. Yüksek gelire çıkmak çok zor. Doğru. Yüksek gelirin ayrı zaten arayışları, ihtiyaçları var. Düşük gelirde ise aynı şekilde hani insanların evet belki minimum açlık sınırı yükselmiş olabilir ama işte Birleşmiş Milletler'in buradaki tanımı işte günlük 2 doların altında yaşayanlar. Yani doğru, 2 doların altında. Düşünsenize dünyada 4 milyar insan günlük 2 dolar geçimle yaşıyorlar. Şimdi Türkiye'de de asgari ücretle geçinmek, nasıl geçiniyorlar mucize diyoruz yani hani şey Türkiye'de de baktığımız zaman. Şimdi konu şu, piramidin altına odaklanmak derken konu şu. Yani asgari ücret ve altında alanlar aslında düşük. Evet. Şimdi konuşup hep böyle girişimcilikte, startupta konuştuğumuzda ya bir uygulama olsun, şöyle olsun, böyle olsun ama yaptığımız her şey neredeyse ya yüksek gelir grubunu hedefliyor ya da orta gelir grubunu hedefliyor. Yani yatırımcılar burada, tüketiciler burada. Ben böyle görüyorum dışarıdan. Hitap edilen kitle aslında orta gelir evet, daha çok hitap ediliyor. Evet, aynen öyle. Aslında orta gelir çünkü daha çok tüketen evet, aslında tüketen kesim. Taraf. Ama baktığımızda dünyanın çoğunluğu da burada. Yani Türkiye'nin çoğunluğu da burada. Dolayısıyla niye kapsayıcı, burayı kapsamıyoruz? Kapsayıcı işletmecilik aslında diyor ki düşük gelir grubuna daha çok insan var. Hani bunlar toplamda daha az harcıyor görülebilir ama baktığımızda sayıcı aslında çok fazla bir kesim var burada. Ve bu kesimin tüketici, çalışan, paydaş olarak dahil olması sağlanabilir. Aslında kapsayıcı işletme gelir modelini söylediği bu. Şimdi bunların neye ihtiyacı var? Bunların aslında belli miktarlarda finansmana ihtiyacı var. Evet. Bu finansmana ihtiyacı da mikro finansman dediğimiz türden finansman ihtiyaçları. Şimdi birazdan bununla ilgili bir Grameen Bank örneği var. Türkiye'de Şeker Bank örneği var. Bunların örneğinden bahsedeceğim. Ufak desteklerle bu gelir grubunun ekonomiye dahil olması mümkün olabiliyor. Şimdi istersen hani bunlara nasıl dahil ederiz? Az önce konuştuğumuz o sosyal girişimcilikle bunu bir bağdaştıralım. Lütfen. Onunla ilgili grafiğimizde nereye oturuyor? Nasıl bir yere gelmesi lazım? Ondan bahsedelim. Şimdi şimdi geleneksel olarak aslında bir işletme, bakın bu grafik bir tarafta şeyi gösteriyor. Geleneksel işletmeyi gösteriyor. Tamamen kar amacı güden bir işletme. Ve buradaki işte mainstream investor, az önce sen de yayında sordun. Hani kimler buna yatırım yapıyor, kolay mı zor mu? Geleneksel olarak bakılan bu işletmelere yapılan yatırım. Şimdi senin olduğun tarafta ise ne var? Geleneksel olarak dernek vakıf işi. Eskiden şu orta kısım görünmüyordu. Eskiden görülen şey ya sen dernek vakıf olursun, kar amacı kesinlikle gütmezsin. Ya da tamamen iş odaklı. Kesinlikle. Yani para kazanma odaklı. Tamamen %100 para kazanmak için her yolunu bir baktır dersin. Öbüründe ise para çirkindir, tüm akadır dersin. Tamamen hayırseverlik yani. için. Aynen. İkisini apayrı uçlara koyarsın. Şu an yeni model olan girişimciklerde. Şu anda baksana bir tane de değil. Şu anda sosyal girişimcilik dediğim şey 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı aşamada sosyal girişimcilik yapılabilir. Doğru. Şimdi firmalar bunu nasıl yapıyorlar? Geleneksel işletme arayışındaki firmalar. Bir tanesi işte kurumsal sosyal girişimcilik dediğimiz bir anlayışla bunu yapıyorlar. Hani daha çok böyle bu belki PR kampanyası şeklinde yürüyor ya da işte bir sosyal sorumluluk, sosyal fayda için firmanın yaptığı işinden genelde tamamen bağımsız işleyen bir yöntem oluyor bu. Şimdi buradan şu öte tarafa geleneksel dernek vakıftan geldiğimizde ise hayırseverlik kısmında ise ilk
pür yani komple hayırseverlik olduğu zaman bağışlara dayanan bir iş modeli var. Hiçbir gelir modeli yok ama bunun üstüne siz dilerseniz işte bir gelir modeli ekleyebiliyorsunuz. İşte bir pazar mesela kermes falan yapıyorlar veya üstüne gelir elde etmek için yapılan faaliyetler ama tekrardan bu derneğe vakıfa gelen bir ek bir gelir kalemi olmuş oluyor. Yani bu tabii ki görece ve tercih meselesi ama şu an kapsayıcı bu iş modellerinde ve girişimcilikte ideal olan bu yeşil alan. Evet. O yüzden impact investing evet, deniyor. Impact yatırımcılığı. Daha önceki gene konuklarımızla da bunu konuştuğumuz oldu. Bu bir impact yatırımcılığıdır. Etki yatırımcılığıdır. Bu yeni doğan bir girişimcilik modeli aslında. Kapsayıcı işletmecilik de şuralarda bir yerde. Yani daha kar kısmına daha yakın kapsayıcı işletmecilik. Ne farkı var şimdi buradaki farklı modellere bakalım. Bir tanesi işte şu anda aşağıda da not for profit for profit yani gelir odaklı gelir odaklı olmayan diye görüyoruz. Bir tanesi işte kendi kendine yeten ve gelirlerinin %75'inden veya harcamalarının %75'inden fazlasını gelirleriyle elde eden işletme. Ortaya geldiğimizde sosyal işletme. Burada ise sosyal girişimcilikte, sosyal işletmede elde edilen gelirler tekrardan o amaç için harcanıyor. Hani böyle kar edelim, buradan hisselerimiz yükselsin, buradan temettü ödeyelim mantığıyla değil, tekrardan o etkiyi yaratmak için elde edilen gelirler söz konusu. Bir sonrakinde ise aslında misyon odaklı girişimcilik. Hani daha önce bahsettiğimiz konulardan bir tanesi. Burada mesela Amerika'da B Corp denen böyle bir özel şirket türü de söz konusu. Belli bir misyon elde ediyor. Evet. Şimdi sürenin yavaş yavaş sonuna geldiğimiz için istersen yavaş yavaş modellere de geçelim. Tamam. Şimdi burada az önce dediğimiz kapsayıcı işletmecilik aslında dediğim gibi şuralarda bir yerde. Grameen Bank örneğine gelelim. Grameen Bank ne yapıyor? Az önceki sorunun onu birleştirelim. Kapsayıcı bir iş modeli değil mi? Kapsayıcı bir iş modeli. Grameen Bank Bangladeş'te ortaya çıkıyor. Kurucusu Muhammed Yunus. 2006 yılında Muhammed Yunus Nobel ödülü aldı bu modeliyle. Şimdi şunu tespit ediyor. Bangladeş'te çok fazla yoksul var. Yani o 4 milyar yoksulluk sınırına dediğimiz insanlar birçoğu zaten Bangladeş'te. Onlara ufak biz krediler versek ve bu kredilerin boyutları da $20 ile $500 arası değişse. $20 ile $500 arası ufak krediler versek bu kişilere ve bunlar kendi işlerini yapsalar. Bakın o işlerle bunlar gelir elde etseler uzun vadede de bu elde ettikleri gelirlerle de kredileri ödeseler. Şimdi zaten $20 ile $500 bir siz kredi verdiğinizde riski de çok ufak. Onu soracaktım tam. Çünkü yani aslında düşük gelirli olan insana neden bir kredi vermek isteyesiniz? Yani burayı da belki biraz oturtmak lazım. Şimdi nasıl normalde bir amaç güdersiniz ki çok riskli ve geri ödeme riski çok fazla. İşte nasıl bir amaç güdersiniz? Fazla. Kalkınma amacı güderseniz olur. Ama aynı zamanda Grameen Bank karlı da bir banka. Kalkınma amacı gidiyor ama dedim ya işletme for profit'e de yakın, işletmeye de yakın. Aynı zamanda para da kazanan bir düşük model bu. Düşük gelirliye kredi neden vererek. Neden biliyorsun? Çünkü düşük gelirde şöyle bir şey var. Hani böyle eski Türk filmlerinde de görürüz. Hani borcuna sadık olmasın. Borcuna sadıktır. Aynen öyle. Yani bakın bugün büyük şirketleri milyar dolarlık borçlarını ödemiyorlar ama. Evet onu söyleyecektim. Yani zenginler borcuna o kadar sadık değil ama fakirler daha bugün, mı sadık? Yani ülkenin borcunun 12 doğru. milyar dolarlık 6 milyar dolarlık yapılandırılmış borçlarını konuşuyoruz bugün. Ama burada maksimum Grameen Bank'ın verdiği kredi tutarı $500 maksimum tutar. Sonuç ne olmuş olsan peki? Sonuçta geri ödemeler başarılı olmuş mu? Kesinlikle %95'in üstünde bir geri ödeme söz konusu. NPL çok düşük. Ve hani toplanamayan krediler gerçekten çok çok düşük. Ve banka da bunun üzerinden para kazanıyor. Çünkü zaten uzun vadeye yaymış. Dolayısıyla bu faiz oranı da hani diğer uzun vadeye yayıldığı için aslında diğer bankalara göre bunları ayakta tutuyor. Ve sayı da çok olduğu zaman 4 milyar insandan bahsediyoruz. Çok fazla bir sayı olduğu zaman da. Bu mikro ölçekli kredi mikro verme kredi. Aynen aslında öyle. Geri dönüşü alınıyor. Dolayısıyla yani aslında mali durumu düşük olan kişilere siz ufacık desteklerle onlara katkıda bulunabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bunun bir örneği var. Peki oraya gelmeden aslında Grameen'in bir sözü var. Daha doğrusu Muhammed Yunus'un bir sözü var. Evet, onu ekrana getirelim. Muhammed Yunus'un aslında bu işe girişmesinin altına yatan sebep, bu arada profesör kendisi yani ekonomi kalkınma alanında çalışıyor ve kendi araştırmalarından doğan bir şey. Yani biz bu kişileri ekonomiye dahil edersek ufacık katkılarla bunların ekonomiye çok daha büyük çarpan etkisi olacaktır diyor. Ve inancı da bütün insanlar girişimci doğar. Bir akademisyenin banka kurması da ilginç aslında. Yani o yüzden Nobel ekonomi ödülünü de hak etmiş. Kesinlikle. Yani buradaki hani şey tartışması yaptık ya seninle. Girişimci olur mu? Diyor ki arkadaşlar bırakın tartışmayı. Herkes zaten girişimci. Hani geçen hafta da konuştuk ya. Hayatta kalmak, survive etmek başarı, bile zaten. Başarı tanımını aslında konuşurken aslında hepimizin özünde bir girişimcilik var. Hepimiz
biz bir şeyleri yaptırmaya çalışıyoruz. Bir şeyleri satmaya çalışıyoruz. Yani özümüz zaten bu. Yani küçükken anne babamızdan bir şey istiyoruz. Büyüyünce yatırımcılardan bir şey istiyoruz. Şirketten, müdürden bir şey istiyoruz. Yani sürekli bir isteme ve alma hayat bu pazarlıklardan oluşuyor zaten. Doğru. Dolayısıyla hepimiz zaten girişimciyiz. Yeter ki bunun farkına varalım ve bilelim. Muhammed Yunus'un o kadınlardaki güvendiği şey de bu. Yani kredi verdiğinin %97'sinden fazlası kadın bu arada. O da ilginç. Yani aslında Türkiye'de aslında yeni iş modelleri içerisinde kadınların dahil edilmek istenmesinin en önemli sebebi. Kesinlikle. Borcuna sadık tabii ki onu konuşabiliriz ama sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma içinde kadınların işteki istikrarı biraz daha yüksek oluyor. Doğru. Yani kadınlar hem borcuna daha sadık, daha sözüne güvenilir, hem de ekonomideki çarpan etkisi de daha yüksek kadınların. Çarpan etkisi yüksek, doğru. Yani çünkü kadın hem çocuğa bakıyor hem eve bakıyor. Dolayısıyla bir kadının istihdamı, ekonomide değer yaratması, bir erkeğin değer yaratmasından ekonomiye daha fazla bir etki, 1.7 civarında bir çarpan etkisi yaratıyor. Peki, Türkiye'deki modele, örneğe bakalım. Evet, modele bu Grameen bakalım. Bank'tan etkilenen, aslında Türkiye'de çeşitli bankalar örneklerini, uygulamalarını yapıyorlar ama benim bulduğum en yakın örnek Şeker Bank'ın uygulaması. Hani şimdi başka diğer bankaların yaptığı kadar... Grameen Bank'ın yaptığı uygulamaya benzer mi? Aynen, çok benzer bir örnek. Mikro ölçekte krediler veriyor. Ve Şeker Bank mesela Anadolu'da hakikaten gidiyor, kadınlarla, köy muhtarlarıyla konuşuyor, birebir kadınlarla konuşuyor. Bakın burada mesela hikayelerini yayınlamış. Çok enteresan. Bir hikaye mesela okuyabilir misin oradaki bir hikaye? Mesela Esra Özdin, Kırklareli'de kaz yetiştiriciliği yapıyor. Gerçekten ilginç. 19 yaşında evlendikten sonra İstanbul'u terk ediyor. Ve hemen arkasından Kırklareli'ne yerleşiyor. İki tane de çocuğu var. 9 yaşında kız, 15 yaşında oldu. Kaz yetiştiriciliğiyle birincilik ödülünü kazanıyor. Ve bunun üstüne de işte ilk başlarda çok zorlanmış, elektrik kesiliyordu, ulaşım yoktu vesaire diyor. Ama sonra Esra yapabilirsin, kolları sıva, bu işin üstesinden gelebilirsin demiş. Küçük bir bahçesi varmış. Yavaş yavaş orada kendisi için üretim yapacaksın. Önce çocuklarını doyurmak için üretim yapıyor. Aynen. İlk aşamada öyle. Bak enteresan, girişimcilik kursu alıyor. Girişimcilik kursu aldıktan sonra buranın iklimine uygun en iyi işi kaz besiciliği olduğuna karar verdik. Bakın eğitimin de önemini görüyoruz burada doğru, aslında. Doğru. Eşim bana çok destek oluyor. Hangi alanda ne yapmak istersem arkamda. Yine işte Belgin Yılmaz, ilkokul mezunu bakın. Yani hani eğitim önemli diyoruz ama gün sonunda okuma şansı olmadı ve Gaziantep'te ilk defa stevia yetiştiriciliğini yapmış. Ve o da alınan desteklerle beraber birçoğu kadın, birçoğu aslında kesinlikle. Anadolu'da, kesinlikle. Değil mi köyde? Kesinlikle. Mesela bir tanesi Şahsen Atalay, mikrofinans ile kendi koyunlarımı yetiştiriyorum. Hani olmaz olmaz demeyin. 47 yaşında evli ve 3 çocuk sahibi. Yani hani benden artık geç de girişimci olmaz demeyin. Bakın işte Şahsene Hanım eşinin geçirdiği sağlık problemleri sonrası 3 çocuğunun bakımı için gerekli masrafları karşılamak adına köyde bir başkasına ait kurbanlık hayvanları besleyip otlatarak hasta kocasına ve çocuklarına bakmaya devam etmiş. Bunlar şu an stüdyoyu terk edip bir girişimcilikle senden bekliyoruz. Geçen hafta sözün var. Senden bir ay süren var. Bak bir haftan geçiyor. Olsan hocayla bu yayınları yapa yapa artık o kadar aynen, motive artık oluyorum ki herhalde yavaş yavaş ben de o tarafa doğru evrileceğim. Kesinlikle. Mesela Cennet Hanım 28 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi. Osmaniye Düz içinde 2014 yılında kurduğu vitamin büfeyi işletiyor. Şeker Bank ile işinde zorlandığı bir dönemde tanıştığını vurgulayan işte işletmemde çoğunlukla tost ve portakal suyu satıyorum. Daha önce hiçbir bankayla da çalışmamıştım diyor. Ve daha öncesinde kredi almaya cesareti de olmadığını söylüyor. Hem aldığı mikrofinansman kredisi hem de bankadan almış olduğu eğitimle yaptığı işe uzun vadeli bakmayı öğrendiğini belirtiyor. Peki Oğuzhan, aslında çok güzel anlattın. Yani hem hayatın içinden örneklerle hem dışarıdan örneklerle. Son birkaç dakikamız artık, sürenin sonuna geldik. Ben son sözü sana vereyim. Bizi dinleyenler için de bir mesaj vermek istersen. Hem sosyal girişimcilikle ilgili hem de bugün anlattığımız bu kapsayıcı iş modeliyle ilgili. Kesinlikle. Burada aslında olaya şu gözle bakmak lazım. Yani bir İngilizce'de bir tabir var. Hani önce first principle'ları düşünün. Yani ilk temel ilkeleri düşünün. Yani bu masa niye ayakta duruyor? Bunun bu ayağı var. İyi de bu ayak böyle değil de şöyle olsaydı nasıl olur diye düşünün. Şimdi ne demek istiyorum? Az önce fazla gıdaya örnek verdik. Şimdi diyebilirsiniz ki ya kardeşim sen deli misin? Niye böyle bir işe giriştiniz diyebilirsiniz mesela. Bu arada az önceki fazla gıda son kullanma tarihi geçmesine yakın olan ürünleri topluyor marketlerden. Ve bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Yani bir nevi bağış aslında ama paraya da çeviriyor. Paraya çeviriyor çünkü neden? Mesela firma diyelim bir firma süt üretiyor diyelim. Son kullanma tarihine bir gün kalmış. Ne yapacak o ürünleri? Bir ton ürün diyelim. İmha etmesi lazım. İmha etmesinin o firmaya bir maliyeti var. Doğru. Şimdi
Dolayısıyla diyor ki bu firmaya, sen o imha edeceğin maliyeti bana ver, ben bunun dağıtımını yapayım, ücretsiz olarak gidiyor, belediyelerle çalışıyor mesela. Ücretsiz olarak ihtiyacı olanlara bunu dağıtayım, bir günde ben bunun tüketilmesini sağlayayım diyor. Ha, son kullanma tarihi geçti mi? Eğer geçtiyse de diyor ben bunu alayım. Kimyasal olarak mesela, reçel yapımında, şekerde örnek aynen, verdi. Gübre yapımında, biyogaz üretiminde, bunlarda mesela ben bunları kullanayım diyor. Normalde ekonomiye dahil olmayacak ürünlerin dahil olmasını sağlıyor. Şimdi şunu söylüyor aslında orada. Firmalar diyor normalde atık yönetimi sürecinde bunları imha ettirebilirler. Ama genelde insanlar işe böyle bir kapsayıcılık gözüyle ya da sürdürülebilirlik gözüyle bakmadığı için makarnaya da aynı gözle bakıyor diyor. Una da aynı gözle bakıyor diyor. Halbuki makarnayı adamın imha ettirirken üstüne para ödemesi değil, üstüne para alması lazım diyor. Neden? Çünkü onun ayrı bir besleyicilik düzeneği var. Biz burada temel ilkeleri sorguladık ve buradan yeni bir iş modeli doğurduk diyor. Söylediği şey bu. Dolayısıyla benim izleyicilere tavsiyem bütün yapılan işlerin temel varsayımlarını sorgulamaları. Bu neden böyle oluyor diye soru sormaları. Çünkü bütün bu girişimler oradan çıkıyor. Şimdi Grameen Bank ya da Şeker Bank örneğinde de aynısı olabilir. Şöyle olabilirdi. Ya bize mi düştü bunu yapmak? Yani gitsin ya devlet yapsın. KOSGEB veriyor zaten. Evet, biz devlet babadan isteyelim. Evet, ama özel sektör elini biraz taşın altına koyuyor. Bu örneklerde onu görüyoruz öyle. Aslında. Peki çok teşekkür ediyoruz Oğuzhan. Facebook'tan Yasin Sert Çapulcun değil mi? Çapulcun. Çapulcun daha doğrusu, çok verimli bir program, teşekkür ederiz demiş. Yasin'e buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hala çantalarını severek kullanıyoruz efendim. Onun da emeğine sağlık. Yasin'in de başkalarına da ilham olup aslında benzer girişimleri doğurmasını diliyoruz. O zaman hoşça kalın. Haftaya cuma görüşürüz.